Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Beykoz'da yapıyoruz. Seçmenlerimize Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Peki Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Murat Aydın yabancı biri değil yani. Kendisi tanıdık. Evet, Beykoz'da. Peki Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Murat Aydın, Allah'ım. Güzelce yapmış buralar olduğu gibi hep güzel yapmış. Hizmet geliyor. Yapıyor. Peki Murat Aydın deyince aklına ne geliyor? Murat Aydın deyince Zeytinburnu'nu ihya yapmış öyle diyorlar. Evet, ben oradan geliyorum. Beykoz'da ihya edecek inşallah. Çok güzel yapmış o sahilleri. Allah razı olsun. Tabii iş yapar. Kim olursa olsun iş yapsın. Tabii ya. Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Yurt dışından Beykoz'unuzu takip ediyorsunuz. Ya Murat Aydın'ı çok tanımıyorum ama Twitter'dan takip ediyorum. Yaptığı şeyleri paylaşıyor. Yani nötrüm açıkçası. Çok hani olumlu ya da olumsuz bir şeyim yok. Eyvallah. Ama yapabilir herhalde. Eyvallah. Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Murat Aydın deyince beyefendi, insanlara saygılı, hizmet yapan, değerli bir bürokrat kişiliktir diyelim. Çok güzel. Peki Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Murat Aydın deyince. Evet. Çalışkan, dürüst. Ne bileyim yani. Çalışkan, dürüst yetiyor zaten. Yetiyor. Her türlü hizmet geliyor. Hizmet geliyor. Evet. Peki Murat Aydın deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Hiçbir şey gelmiyor. Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Beykoz Tokatköy geliyor aklıma. Beykoz, imar konusu. Çok güzel oldu diyorlar. Biz oraya geldik, çekim de yaptık. İnşaat bitti. Çok kötü, çok hiç iyi değil. Öyle mi? Evet. Kötü oldu. Bir ev alabilecek miyiz biz oradan? Alabiliyor muyuz? Bizim eski evimiz varsa alır mısınız? Yok. Alamayız. Sahilleri yaptığı aklıma geliyor. Vallahi Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Murat Aydın deyince aklıma Giresun geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bir hiç gelir aklıma. Ben bilmiyorum. Hiç kendisiyle ne ilgim vardır, ne şeyim vardır, ne de. Vallahi Beykoz'la alakalı Murat Aydın deyince aklıma ne geliyor? Yani Murat Aydın'la alakalı ne söyleyeyim? Yani o çok hizmet olarak çok kötü değil yani. Orta kalite yani. Biraz önce de söylemişim. Ne iyi ne kötü. Sıkıntısı yok yani. Vallahi hizmet yapmayı seven birisi olarak gözüküyor. Bisiklet yarışı geliyor, konserler geliyor. Murat Aydın deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Ya kötü bir Beykozlu olduğum ortaya çıkacak şimdi. Pek bir şey gelmiyor ama genel olarak belediyenin hizmetlerinden yana bir şikayetim yok. Mesela bu sahil düzenlemesi iyi oldu. Belediye güzel eğitimler veriyor. Onların da farkındayım. İşte barista eğitimleri olsun vesaire böyle ya da genel spor etkinlikleri onlar güzel. Dolayısıyla ben belediye çalışmıyor dersem her ne kadar kendisini takip etmesem de burada yaşayan bir insan olarak Beykoz'da bir şeyler yapıldığını görebiliyorum. Bundan yana da hani eğer ki kendileri izleyecekse de teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Murat Aydın denince bisiklet yolu yapan bir vatandaş bu yani. Bisiklet yolu. Güzel bir şey değil mi bisiklet yolu yapmak? Güzel bir şey değil mi? Çok güzel de biz açlıktan ölüyoruz. Bisiklete binince kalk kalmadı ki. Ne yapabilir belediye? O hükümetin işi. Ya yani, biraz. Ya belediye başkanı dediğiniz biraz şu yollarımızın haline bak, şeyimizin haline bak. Bu büyük şehirmiş. Büyük şehir yapmış. Ya büyük şehir olsun, şey olsun, ilgilensin. Ne bileyim bir daha çok halkın içinde olsun. Halkın içinde olsun, gelsin bir hatırımızı sorsun. Yani oydan oya hatır sorulmaz ki. Benim nerede oturuyorsunuz? Belki gelir. Söyleyin. Ya ben burada Hünkertepe'de oturuyorum. Hünkertepe uğrasın. Ya ben 60 senedir Hünkertepe'deyim ben. İnşallah. Beykoz Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misin? Tanıyorum kendisini. Nasıl hizmetler? İyi. Murat Aydın deyince aklınıza ne geliyor? Giresun geliyor. Giresun geliyor.